İzdirar yollarını pastil gibi rahatlatan, bağlanan basiretinizi açan, prostatınızı, bağ sorunuzu çözüm bulan, her derde deva, altından kalkamayacağı soru olmayan, doğruları dik duruşuyla erdemli, dik duruşuyla insanlara yol gösteren Profesör Doktor Rençber Fatih Hoca programına hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk babacığım. Bana ne kadar bir uzak durdun? Sen normalde buradaydın. Ben de fark etmedim değil ama yapacak bir şey yok. Nur yüzlü dedin de nezaket. Her sabah yüzümü limonla ovuyorum. Limonun sarısını gördükçe de seni hatırlıyorum. Hocam 2-3 aylık bir süreden sonra tekrar bir aradayız. Sanki bana daha çok uzun gibi geldi. Formumuzu nasıl, beğeniyor musunuz hocam? Beğeniyoruz, beğeniyoruz da yine yiğitimi getirmişsin buraya. Maşallah hepsi zındık gibi. Malum hocam, evladım siz yiyorsunuz, yiyorsunuz. İnsan umumi helaya gitmez mi? Hocam malum, sahur, iftar, araya Ramazan girdi. Ramazan girdi de yatmış camış gibi sanki hepsi. Karayip korsanına bak nasıl bakıyor. Bunları bayramda ziyareti gören komşular baklavalarını, baravanalarını saklıyorlar. Neden? Evde erzak kalmıyor başka misafire. Alıp götürüyorlar mübarek. Ne yapalım artık? Bunların da soruları varmış. Bizim de dertlerimiz var. Yine beraber köyümüzün sorunlarına çare bulacağız bakalım. Neler olmuş, neler gitmiş köyümüzde. Yine dedim sabahtan geldim şöyle bir köyü gezeyim. Ondan sonra geleyim dedim buraya. Dedim şu komşularımızı bir çağırayım. Tek tek gezeyim. Şunları dedim. Akşam dedim hocamızdan feyiz almaya gelsinler. Ama nerede? Aşağı mahalleden bir başladım katibadan. Bir bağırış, bir çağırış. Yahu benim her zaman dediğim şey o. Çayın demini çok, suyunu az koyun. Katiba bağırıyor, aşağı mahalle dinliyordu. Ama davet etmeye gidemedim maalesef. Oradan baktım alıkçıya. Vay gavurun malı nereye gider? Atmış davara sopayı. O da oradan gidiyordu. Oradan fırladım artık hocaya kadar. O da uğraşıyor Leyland lan, vay 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 vay. Hocam çalışır mı bu yaştan sonra Morris Leyland? Çalışmıyor, salıyor, çalışmıyor. Hocam ne hal? Yahu bizimki zevk. Yahu bitmeyen bu hocanın zevki bize nedir ya? Oradan Ford'cuya uğradım. Ford Aşa'yla yevmiye gidiyorlardı. Oradan tam doşuraya gideceğim. Başladı sövüp saymaya. Lan ne piyesiymiş, bana mı öğreteceksiniz hocalığı? Ne yapalım? Oradan Nazım'ı gördüm. Bir telaşa, bir telaşa. Dama mı bakacak, hanıma mı bakacak? İbrahim da mı fırça yiyecek, imneden mi belli değil. Karıdim iş donacak, koşuyordu oralarda. Glan'ı gördüm yukarıda. Tabi tabi bakan bakan, belki gideriz dedi. İyi dedim amca, geleceksen gel buyur açık. Ondan sonra müdüre gittim. Çal kapıyı açmaz, çal kapıyı açmaz. Hala erkeklerin yasını tutar kafasında patateslerine. Ömer amcaya gittim. Neyse o kapıyı açmadı gerçekten. Sarı'nın yanına gidiyordum. O da ben Güldürkiye'ye gidiyorum dedi. Benim bir evim artık orası. Yahu Sarı dedim, geçenlerde sana şöyle diyorlar. Neymiş o dedi ya? Yahu sen dedim mevlütlerde
Mevlüt duası yerine yemek duası okuyormuşsun, doğru mu? Ya o da dua değil mi dedi. Dedim haklısın. O da dedi bakarız gelirim belki, belki gelmem. Sonra Macun'un yanına uğradım. O da çay telaşesiyle. Hasan Galle'nin yanına uğradım. Kapmış tüfeği, ne Ramazan dinler, ne kış. Yine o da ava gidiyordu. Neyse en sonunda artık dönüp gelecektim. İmna Ağlar'ın Ali abiye rastladım. Ali abi dedim, bunlar böyle böyle dedi, kimse gelmek istemiyor. Ben zaten biliyordum dedi. Ben de jeton tak düştü tabii. Boşuna dememişlerdi. Biliyordu. Hocam, neyse geldik. Araya giriyorum maşallah. Tabii, tabii. Maşallah. Hikayeniz de omuzlarınız kadar çok geniş. Estağfurullah. Serpo Paten, estağfurullah. Sorularımızı yavaş yavaş alalım isterseniz. Şu mübarek bayram gününde. Konuklarımız da hazırsa inşallah. Sorularınız hazır mı arkadaşlar? Evet. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. İstediğiniz arkadaş, sınırlama yok. İsteyen başlayabilir. Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun evladım. Öncelikle selamünaleyküm hocam. Hayırlı bayramlar. Sağ olun. Allah razı olsun evladım. Hocam. Evet buyurun. Sizi severek izliyoruz. Tabii tabii seyredin. Hepimiz seyredin. Sizi ailecek takip ediyoruz. Tamam o da çok güzel, yakışıklı da takip. Dur bakalım. O da bir izlensin. Buyur yavrum. Hocam hayatımda sizi örnek alıyorum. Tamam oğlum, özel hayatında da öküzü alıyorsun galiba. Haklısınız hocam. Tabii haklıyım. Hocam, sizi izlemek için eve dev ekran TV aldım. Ya tamam evladım, soruya geç. Tamam hocam, bu son. İşkillenmeye başladım artık. Hocam, sizi rüyalarımda görüyorum. Allah Allah. Ya nezaket, bana güvenlik lazım, ne diyor bunlar? Dur. Sorunun devamı gelsin. Belki işin ucu bakalım nereye gidecek. Buyur sor bakalım. Hocam. Hadi sinirlenmeyeceğim. Ayşe hala bize hakkını helal etmezse cennete girebilir miyiz? Mümkünü var mı evladım? Mümkünü var mı? O kadar koca karpuzu 20 kişi yiyemedik. Cennetin yüzünü göremeyiz. Bırak kapısını görmek, yüzünü göremeyiz. Neyse karpuz demişken Ayşe halanın. O akşam neler oldu neler. Dediler karpuz burada. Dedim kaç tane? Dediler bir tane. Dedim ne kadar? Dediler kaldıramayacak kadar. Dedim iyi bakalım, herkesin canı karpuz çekmiş, deveden yorulmuş çıkmışız. Neyse birisi girdi. Tuttu kaldıramadı. Öbürü de girdi. O zorla kaldırdı. Zorla aldık yatırdık şu masaya. Ya bismillah dedim, çakıyı sapladım. Mümkünü mü var öyle karpuzu çakı kesecek? Öyle bir imkan yok. Bıçak getirdiler, onu da yaramadık. Yine kesemedik. Kurban bıçağını getirin dediler tıkırtının. Neyse tıkırtının kurban bıçağıyla bir yardı. İmnaların imin doyunun kırmızı donu gibi kıpkırmızı. Al al. Aktı sular. Vardı buradan aktı. Bizim içinden gitti. Durduramadık sularını. Neyse yardı, şakladık. Ondan sonra ye bakalım, ye bakalım. 20 kişi yiyemedi. Ondan sonra dedim yoldakileri de çağırın. Yoldakiler de geldi. Onlar da yedi. Onlar da bitiremedi. Neyse ağır zor tıka basa bitirdik. Ama ne o lezzet, ne o lezzet. Hala gençler bütün Ramazan karpuz yemişler bu yiyicitin. Ayşe halanın karpuzu gibi karpuz yok. O bir başkaydı o akşam. Kabukları dedik ziyan etmeyelim. Merak etmeyin. Hakan'a verdik. Götür Hakan dedik. Akşam at ineklere. Sabah Recai Demirli'ye süt boşaldır boşaldır almaz tank. Süt 5 katı artmış.
Ne bereketli karpuz, ne bereketli. Herkes yararlandı. Maşallah. Oğlum maşallah. Bu ineklerde bir şey var. Sağ bitmedi. Sırrını söylemiş tabii ki. Neyse, iki gün geçmedi. Kadiriye ablayla yanıma kadar geldiler. E bakalım söyle Fatih. Neyi söyleyeceksin? Karpuzu kim aldı? Ben almadım. Yemin et, vallahi ben almadım. Ya ne olacak? Yok dediler. Ya dedim 15 kişi orada yemiş, helal edin. Olmaz etmen. Sen aldıysan belki ederin. Başka da aldıysa yok etmen. Niye? E zaten biricik karpuzumdu. Ondan sonra sıkıştırdılar beni, sıkıştırdılar. Ya dedim Ayşe abla, siz onu zaten 3-5 kişisiniz. Biz 20 kişi yemedik, ziyan ederdiniz. Gitmiş İyiplere Emre mi aldı? Ya demişler öyle şey olur mu? Emre alamaz. Zaten telden atlayamaz çocuk. Bırak karpuzu bize vermeyi. Oradan oraya, oradan oraya kimse kalmamış, sormadık. Ondan sonra İstanbul'a gidiyor bu. 3-5 gün sonra tekrar arıyor köyü. Ben gidince karpuzumun kim aldığı çıktı mı? Ay mübarek, ne karpuzmuş. Ondan sonra hala bir yıldır karpuzum şeysi bitmedi. Neyse, buradan hakkını helal et diyoruz gençlere. Evet hocam. Karpuzun hikayesinde böylece uzun uzadıya dinlemiş oldum. Çok teşekkür ediyorum. Başka bir sorusu olan var mı? Buyurun arkadaşım, sorabilirsiniz. Hocam öncelikle sizi severek izliyoruz. Sağ olun. Ama çok severek izliyoruz. Teşekkür ederim. Fazla aşırı sevmeyin evladım. Normal hocaları sevdiğiniz kadar. Tamam hocam. Tabii tabii. Hocam şimdi bizim grup olarak liderimiz olan Adem Arık var, tanırsınız. Evet, çok iyi şimdi, tanırım. Şimdi hocam, Bojlar'dan kız kaçırmaya kalksak, evet. Adem Arık'a danışabilir miyiz? Yok. Bojlar'dan kız kaçırmak isterseniz danışamazsınız. Sakıncası var mı hocam? Önce hurdacının çatı alması gerek. Önce hurdacı çatı alacak, kaynak işinden sonra çatı kapanınca kızı kapacaksınız. Haklısınız hocam. Bir onun da hikayesi var. Adem gıp 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 mesaj, gıp 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 mesaj. Hurdacı Adem kaynak yap, gıp 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 mesaj. Oturmuşlar. Sabah akşam mesaj, 10 gün mesaj, 20 gün mesaj. Adem mesaj yapmaktan ne kaynak yapar, ne saç kaynatır. Süleyman'la çaya oturmuşlar. Ya Adem yeter artık. Ya hadi sen şöyle böylesin, salaksın. Sabah akşam elinde gıp gıp mesaj. Ya kimin kızınla mesaj açıyorsun bu kadar da? Onun mu hiç işi yok demiş. Ondan sonra kızı kaçırabilirsiniz tabii ki. Başka sorusu olan? Sorunun da cevabını aldıktan sonra. Buyurun arkadaşlar. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam evladım. Buyur. Hocam sizi çok seviyorum. Hepiniz de mübarek, çok seviyorsunuz. İyice korkmaya başladım yiğitimden. Hocam sizi uyurken seyretmek istiyorum. Uyurken seyretmek istiyorsun. Evet hocam. Nezaket. Sarı papatyam, ben güvenlik istiyorum artık. Hocam şu anlık bir tehlike unsuru yok. Ben bu köye geldiğim zaman çok ilgi görüyorum maşallah. Buyur evladım. Hocam köyde herkesin donu siyah, beyaz, kahverengiyken Emin dayının donu neden kırmızı? Emin dayının donu neden kırmızı? Hocam çok sıra dışı bir soru geldi. Tabii tabii. Bunu bence havalama sormak lazım. Neyse, başka sorulara geçelim. Hocam ben diğer arkadaşlar kadar fazla sevmiyorum. Şimdi korkmayın diye yani. Tamam tamam, çok teşekkür ederim. Ama yine de seviyoruz yani. Allah razı olsun, o kadar sevin yeter. Hocam şimdi biliyorsunuz Sarıcılar'da bekar sayısı bir hayli yüksek erkeklerde. Evet evet. Yani bu bekarların durumu ne olacak hocam? Bu bekarların durumu haberlerde de seyrettiğiniz çok evet. Vahim. Haberleri sunan spiker diyordu ki buram buram teke kokusu geliyordu.
Hocam rahatsız olanlar var ya. Ya tabii başları bayağı kokmaya başlamış. Arkada ben de rahatsız oldum. Rahatsız oluyor hocam, evet. Neyse. Sorumuzu geçelim. Teşekkürler. Neyse başka, ona da tekrar cevap vereceğim. Bekarların hali tabii harap. Ya bu pankart asanlardan hariç bir de Sinan var. Ona da tabii evlenmesi lazım. Ya Sinan diyormuş dayı. Niye evlenmiyorsun? Ya baba diyormuş, ben evlenip de ne yapacağım ya? Ya oğlum diyormuş, herkesin ne yapacak? Tamam, başka sorunuz olan var mı? Köyde herkesin lakabı var. Evet. Neden dervişlerin Süleyman'ın yok? Neden dervişlerin Süleyman'ın lakabı yok? O asabi bir adam. Çok asabidir. Babası olsa acımaz diye biliyorum. Onun için bence lakap takamaya korkmuşlardır. Ben de şu an hafif de tırstım değil. Babası olsa acımayan adam beni ne yapmaz? Ne hoca dinler, ne memur. Tamam, başka sorusu olan? Hocam, şimdi biliyorsunuz muhtarımız kaza yaptı. Evet. Bununla ilgili bir sorum olacaktı. Tabii, buyur. Muhtar kaza yapıp yatakları düşünce en çok neyi özlemiştir hocam? Çok akıllıca bir soru. Muhtar en son neyi özlemiştir? Kendisine soralım diyeceğim, bilmiyorum. Muhtarın bir sözü vardır, siz pek bilmezsiniz. Her gün mercimek çorbası yenmez. Arada bir kebap yemek lazım Antalya'da. Çok doğru söylediniz hocam. Evet. Bence kebabı çok özlemiştir. Bence kebabı çok özlemiştir diye hocam düşünüyorum. Başka sorusu olan varsa alabiliriz. Buyurun, başka sorunuz varsa. Hocam, Malalı'nın haşin köpeği neden alıkçıyı Hüseyin'i ısırmadı da Albaşalı'nın Adem'i ısırdı? Damat da öyle diyormuş. Hakim Han, Hakime Hanım, Hakim Hanım. Bu köpek dervişten Süleyman'a salmaz. Hüseyin'e salmaz, alıkçıya salmaz. Neden bu çocuğa saldırdı? Onun hazin hikayesi de bir başka. Adem evden çıkmış Cuma'ya gidiyor. Halbuki ben kitabım... Neyse, o kitapları sonra söyleyeyim. Burada o kitabın üzerine bir şey yazmamışım. Cuma'ya gidiyordu. Tam malaların oraya geldiği, köpek birden boşandı. Adem'le bir kucaklaşma, bir kucaklaşma. Adem bağırıyor, köpek saldırıyor. Adem bağırıyor, köpek saldırıyor. Kimse yok, Adem feveran içinde. Caminin avlusundan duyanlar camiye birin birin giriyor. Geride kalanlar dinliyorlar. Yahu diyorlar, bir köpekle insan karışımı bir ses geliyor ama çözemedik. Adem'i yatırmıştı köpek. Adem'in kolu kan ravan içinde. Adem'i yatırmış, her tarafını ısırmış, behçetler tehlikede. Adem ağlıyordu. Kimse duymuyordu. Ama köpekte hırs bitmez. Orasını ısır, burasını ısır. Adem yapışmış kulaklarından köpeğin. Ama yok, köpek ısıracaktı oraları. Adem'in artık takatı kalmamış. Tıkırtı duymuş. Nedense o gün geç gidiyormuş. Almış söğeni eline. Varmış Adem'in başına. Kaldırmış ama söğeni vuramıyordu. Adem'e denk gelir diye. Adem ağlıyor, Adem ağlıyordu. Şöyle bir baktı, tıkırtı da ağlıyordu.
Sonra koştu Fatma. Adem! Adem! O da bir şey yapamıyordu. Hala Adem köpeğin altında mücadelede. Adem köpeği asılıyor, Fatma asılıyor. Yok! Fatma da ağlıyordu. Bir türlü kurtaramıyorlardı. Adem feveran içinde. Fatma feveran içinde ağlıyorlardı ama maalesef köpek o kadar haşin, o kadar gaddar. Artık ne üst kalmıştı, ne baş. Her taraf paramparça kan içinde. Ondan sonra neyse damat gelmiş köpeği almış ama Adem'in artık kalkacak takatı kalmamıştı. Zorla bindirip ambulansa götürmüşler. Neyse az çok Adem iyileşti, bugünlere geldi ama hala bir tedirginlik var oralardan geçerken. Kendi köpeklerimden bir sene korkar oldum diyor hocam. Kendi köpeklerini sevemedim diyor. Neyse Adem hikayesi de böyleydi. Başka sorusu olan var mı? Bilinmeyen numaralar servisi var ya hocam. Evet. Ya hocam ben birazcık merak ettim ne zaman ölürüm diye, Allah korusun. Tabii herkesi. Yani onu biz bile bilemeyiz dediler. Direkt kapattılar telefonu hocam. Ne yapıyorlar? Ya onlar da bilemiyorsa tek numara var. 118-80 değil artık. Evet. 118-90. 118-80 bilir değil artık, 118-90 Ali bilir. Ali bilir. Evet. Bundan sonra bunu tuşlayabilirsiniz. Peki o hocam. Bilir. Hemen deneyeceğim hocam. Hemen arayın. Tamam, programdan sonra hemen deniyorum. Tabii. Başkası sorusu olan? Köye gelince İstanbul Türkçem bozuluyor. Allah Allah. Sarıcılarca konuşuyor. Bu normal. İstanbul'a gidince zorlanıyorum. İstanbul Türkçesini kimden öğreneceğim? Halbuki çok yakın. Halbuki çok yakın İstanbul Türkçesi. Yanında şu Türkçeyi en güzel kullanan, köyde de olsa en nazik konuşan yakışıklıdır. Bunu bilirsin. Çay bile istese, hocam çay alabilir miyim? Hiç demez. Bir çay dökün bana. Hiç daha duymadım. Elin zapsızı geldi çarptı bana alaka. Bunda bile nazik nazik konuşmuştu. Hocam bunu bilmiyorum. Sen tabi bozuluyorsun burada. Gidiyorsun. Hoca tahtada. Selçuk sen cevap ver. Ne oduydu? Oğlum yine sarıcılara mı gittin? Yine sarıcılığa can gene başladı. Artık Türkçe konuş. Tamam olacak bir hafta sonra. Tabii ki mutlaka sarıcılığa İstanbul'a gidince bir ay sürer. Yakışıklıdan ben ders almanı diliyorum. Haklısınız hocam. Başka soruna geçelim. Evet, sağdaki ikinci arkadaşımızı alalım. Sağdaki ikinci arkadaşınız mı? Benim. Daha sağdaki ikinciyi bilemiyorlar. Beyinlerine oksijen gitmiyor yemek yemekten. Hocam şaşkınlık var biraz üzerlerinde. Şaşkınlık mı var artık, ne var bilemiyorum. Vitamin israfı bunlar. Arkadaşlar, neyse. Buyurun. Sor bakalım yavrum evladım. Hocam internet kotam çabuk bitiyor. Ne yapmalıyım? Ne kadar internet kotam var evladım? O kadar çabuk bitirilir mi? Nerelere bakıyorsun? Neler seyrediyorsun? Sizi izliyorum hocam. Sadece beni mi? Ben senin neler seyrettiğini biliyorum. Neyse. Başka sorun var mı? Yok hocam. Tamam. Buyurun. Hocam. Hocam bayındıra inişte olmak için bayır aşağı mı durmak gerekir? Hocam çok sıra dışı bir soru. Tam da Kara İyip korsanında alınacak bir soru. Evladım sen niye gülüyorsun? Bayındır köyüne inişte olmak için, tabii inişte olmak için bayır aşağı mı durmak gerekir? Sen git Bayındır doğruğuna dikil. Oradan bağır Bayındırlılara.
Ey bayındır bayındır, ben size inişte olacağım inişte olacağım diye hiç ertelemeden bir saat içinde gelirler, seni o inişte yaparlar. Anında inişte yaparlar seni. Onlar inişte yapacaklar, sen hiç kökünü çıkartma. Teveran et, beni enişte yapın köyünüze diye. Mutlaka sonucu alacaktırsın evladım. Ah benim saf evladım. Bunu en yakın zamanda dene, olur mu? Tamam hocam. Tamam, yarın bayramın üçüncü günü, kız çoktur. Yarın bekliyoruz. Oruç tutmak için önceden bırakmış olmak mı gerekir? Oruç tutmak için önceden koyu vermem lazım. Evet. Evet hocam. Evladım sen koyu verme. Sen orucu niyetle bir ay aç dur. Peki hocam. Zaten anca 3-5 kilo anca verirsin. Ramazan mübarek bayramı gelirsin, şeker bayramında karnını doyurursun. Gerek yok. Evet hocam, sağ ol. Başka sorusu ola? Evet, bu sefer soldaki ikinci arkadaştan başlıyorum. Başla evladım, sen ben miyim? Büyük bir ihtimal. Hocam. Buyur evladım. Bayındırlıların soyu Çin'den geliyorsa Basri'nin soyu nereden geliyor? Basri'nin soyu nereden geliyor? Çok inatçı bir yerden geldiğine eminim. Takla attırılan yerlerden de gelmiş olabilir. Çok sever takla atmayı. Ama tam bilemeyeceğim. Bence onu da Orta Asya'dan Kızılderililer getirmiş olabilir dedeleri neneleri. Neyse, başka sorunuz varsa ona geçelim. Buyur evladım. Hocam, Gara İsmail'in otlarla mücadelesi ne zaman bitecek? Bitmez. Bitmez o adamın otlarla mücadelesi. Kara İsmail inat, otlarından inat. 365 günün bayram 4, Ramazan 3. Yo, 4 kurbandı değil mi? Bak hoca bilemiyor işte. 4 kurban, 3 Ramazan, 4, 5, 6, 7 gün hariç 300 kaç gün orada ot yoluyor. Sabah kalkıyorum bakıyorum 7'de gelmiş. 9'a kadar rollenti. Normal yoluyor. 10'da çömeliyor. 12'de diz çöküyor. Güneş bindiriyor tabii ki. Herkes gölgeye çekilmiş, abdest, namaz, bilmem ne, o hala devam. Yatıyor ikindinden, hala ot yoluyor. O ot yolarken sabahki yoldukları arkadan çıkıyor. Ertesi gün gelmiş, yine otlar mancar gibi. Onun hasadını Halim'in inekleri yiye bitiremez, oradaki ot hasadını. Gece gündüz ot mücadelesi, yaz kış, yağmur mu yağdı? Üstündeki çamur gazıp altındaki otları yoluyor. O kadar inat adam. Otlarla mücadele edilmez evladım. Otlarla mücadele edilmez. Onun da mücadelesi bitmez. Başka bir sorunuz varsa. Hocam, sevgililer gününde herkes sevgilisine hediye almaya giderken Velal'dan Fatih neden kümeste bekliyor? Soruları benim hazırlamam lazımdı. Hocam, bu şahsı tanıyor musunuz? Tabii tanımaz mıyım? Çok yakından. Bana da biraz tanıdık olur, evet. Velalıların Fatih biraz işte öyle. Dalmış işe. İşten gözü başka bir şey görmüyor. Gece gündüz kümeste. Herkes sevgilisine gece yatar, ne hediye alsam diye sabaha kadar düşünür. Bizim salak Fatih alarm çalarsa nasıl erken yetişirim diye taktik geliştiriyor. Başka bir şey bilmez.
Ne yapsın gariban? Olmayınca gerisi aklıma gelmedi. Neyse, başka soruya geçelim. Hocam. Buyur evladım. Ya ben su içsem yarıyor. Ne yapayım hocam? Su içsen yarıyor. Evet. Zaten vücudunda büyük bir ihtimal su tutuyor seni. Evet hocam. Kemiklerin de iri. Olabilir hocam. Büyük. Ya oğlum, sizi dama bağlasan simenter alaca sizin ırkınız hepsinden fazla kilo alırsınız. Öyle de mi hocam? Öyle evladım, öyle. Yiğitim adınız üstünde. Kuruttunuz bayramı. Kuruttunuz köyü. Millet bugün bakıyorum yine baklava açıyordu. Bitirdi baklavaları diye. Yetişmiyor hocam. Neyse yavrum, su yarar mı? Ne yapıyorsun suya? Hocam şimdi sade sade gitmiyor. Evet. Bazı katkılar yapıyoruz içine. Ne yap? Kuyruk yağı şey. He, sade sevmiyorsun, içine evet, kuyruk yağı katıyorsun. Evet hocam, evet. Çok güzel evladım, çok güzel. Kuyruk yağı hariç böyle dananın, böbreğin her şeysini at içine. Ye evladım, ye. Patlıya siyaya kadar ye. Peki hocam. Aferin, siz de yapın evladım. Suyu sade sakın içmeyin. Kuyruk yağı, tereyağı. Hangi yağı bulursanız katın, karıştırın öyle için. Hocamdan da çok değişik bir kür tarifi aldık. Hocam çok teşekkürler. Ne demek, rica ederim. Buyur evladım. Hocam, geçenlerde hamama gittim. Evet, ne güzel bak, ne güzel. Ne güzel bak. Akşam oldu, çıktım yattım. Allah Allah. Sonra bir gece, bir vaktinde bir lavaboya gitmek istedim, kalktım. Uyku sersemine dönerken yanlışlıkla kadınların odaya girmişim. Ne oldu mu şimdi? Kadının biri, ah abanın, yandın da mı geldin, dondun da mı geldin dedi. Sizce ne demiş olabilir? Hocam, bu sorunun altından inşallah kalkacaksınız. Ah abanın, yandın da mı geldin, dondun da mı geldin? Ben ne demek istediğini biliyorum da, burada bilmiyorum, açıklayayım mı? O şifreyi sen anlayamamışsın evladım, hamamın sıcaklığından. Aydınlatın beni hocam. Aydınlatamıyorum. Program çıkışı aydınlatabilirim. Neyse, başka sorunuz var mı evladım? Hocam. Hocam, Recai'nin o kadar davarı dururken canavarlar neden müdürün iki erkeğini yemiş? Gelelim müdüre. Müdürü de göremedim. Şimdi canavarlar neden müdürün erkeğini yemiş? Zaten müdürün 3-4 tane erkeği vardı. Bir tanesi çok zayıftı. Öbür iki tanesi bayağı iyiydi. Bir tanesi normaldi. Çoluk çocuk gelmişler kurbana. Çocuklar, baba demişler, şöyle iyi bir kurbanlık kes de yiyelim. Oğlum demiş, en iyisini keseceğim size. Gitmiş en zayıfını kesmiş getirmiş. Çocukları kurbanda kuru kemik sıyıttırmış. Allah'ın sopası yok. Fazla geçmeden Recai'nin kaç yüz davarın içinde o iki erkeci bulur canavar, ikisini de yer. Akşam haber gelir müdüre. Müdür müdür, durum bundan ibaret. Ah anam, siz ne dersiniz? Biz çoluk çocuk kuru kemik sıyıran canavarlar en iyisin he? Hava getir pateleri. Getir saran pateleri anlıma. Müdür gan revan içinde perişan. Yatmış döşeklere haftalarca. Hava başında kalk müdür yeter. Olmaz. Pateler çıkmaz, yenilenir. Müdür ağlıyordu. Başında hava, o da ağlıyordu.
Kalk müdür artık, kalk. Ama müdür hala erkeğin şeysini atamıyordu. Erkeçler yerine geldi mi bilmiyoruz ama ve lakin hala müdürün erkeç deyince içinin sızladığını herkes bilir. Sen değil mi çoluk çocuğa kemik sıyıttır? Hak yerini bulur. Canavar her başka şey diye. Var mı başka sorunuz? Var. Hocam şimdi... Hocam farz-ı misal diyorum. Bir imam nikah kıydıracak olsak. Evet. Hafız Mustafa Hoca'ya mı kıydırsak yoksa bizim köyün hocası Murat Hoca'ya mı kıydırsak hocam? Hangisi daha iyi olur? Ya garabıya kıydırman da. Kime kıydırsanız kıydır. Hocam çok mu terletiyormuş? Çok terletiyormuş. Karabıyık sözünü siz bilmezsiniz. Hocam açıklarsanız biraz. Karabıyık'a sormuşlar. Zoba nasıl yakılır hocam? Oğlum zobaya odunu on eyle. Hocaya bir don eyle. Altına kuru, üstüne yaş. Yanmazsa karnını deş. Onun için karabıyaktan hafif uzak duralım. Peki hocam hangisine, söylediklerinden hangisine kıydıralım hocam? Allah bilmiyorum artık, seçenek sizin. İkisi de olur. İkisi de caiz eftar. İkisi de karşımda, ne desem. Peki hocam, teşekkür ederim. Rica ederim. Var mı başka sorunuz evladım? Başka yok hocam. Çok sağ teşekkür olun. Ederim. Çok aydınlandık hocam. Ne demek? Köylüye sizi aydınlatabildiysem ne demek? Sayın Sarıcılar halkı, Eşofmanlı Fatih Hoca yine sizi aydınlatmıştır. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük de bu Ramazan'da Eşofmanlı Fatih Hoca'dan bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.